Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yepyeni çok güzel bir modelle geldim. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3,5 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle şişlerime ilmeklerimi çıkarttım. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ve artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve lastik gerektirmeyen bir model isterseniz alt kısmına lastik de yapabilirsiniz değişik durur diye düşünüyorum şimdi modelime ilk sırasıyla başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm sonraki iki ilmeği soldan sağa doğru şöyle düz örerek kesiyorum şişime bir doladım bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği, ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. İki ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. şişime bir doluyorum. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği, ördüğüm ilmeğin üzerinden attım. İki ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Şişime bir doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelimizi kurarken ilk sıramız bundan oluşuyor. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, artık modelimizi yerleştirdik. Bundan sonra farklı bir şekilde ilerleyeceğiz. Yerleştirirken bu iki sıradan oluşuyor modelimiz. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim artık. Hep aynı şekilde, aynı mantıkla devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek örmeden alıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişime aktarıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum sonraki ilmeği düz ördüm örmeden aldığım ilmekle ördüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım artık örgümüzün ön yüzünde yapmamız gereken tek işlem bu arka yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum sonra birinci ilmeğimi ters örüp şişimden çıkartıyorum arada sabit bir ilmek düz Sonraki ilmeğe gelince önce ikinciyi sonra da birinciyi ters örüp şişimden çıkartıyorum. Arada bir ilmek ters. Önce ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra birinci ilmeği ters örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. Bir ilmek ters. Önce ikinci ilmeği ters. Sonra da birinci ilmeği ters ördüm ve kenar ilmeğim düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, artık modelimiz bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Bir sıra daha yapalım beraber. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek örmeden sağa şımakterdim. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip onu da düz örüyorum. Arada bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Arada bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden sağ simaktardım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce ikinci ilmeği ters örüyorum, sonra da birinci ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek ters, önce ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra birinci ilmeği ters örüp şişimden çıkartıyorum. Arada bir ilmek ters. Önce ikinciyi, sonra birinciyi ters örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, şimdi modelimiz bu şekilde. Ne yapacaksanız, bluz yapacaksanız kendi boyutunuzda bu şekilde ördükten sonra en son şimdi burada yapmamız gereken tek işlem. Hemen onu da gösteriyorum. Dediğim gibi kendi boyutunuzda ördükten sonra artık Burada farklı bir işlem yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yine. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Burada şişime bir doluyorum. Şu aradaki düz ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Şişime bir doluyorum. Aradaki düz ilmeği serbest bıraktım. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz örüyorum. Şişime bir doluyorum. Bir ilmek serbest bırakıyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmeği yer değiştirip bunu da düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelimiz bu şekilde. Şimdi şu ilmeklerimizi bakın şöyle serbest bırakıyoruz. Yani söküyoruz. Bu şekilde söküyoruz. Bu tarafı da aynı şekilde bütün serbest bıraktığımız ilmeklerimizi sökelim. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz bundan ibaret. Çok kolay ve çok da güzel bir model. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Takıldığınız yer olursa tabii ki de videoyu başa alarak yapabilirsiniz. Ya da bana yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi ben kamera arkasında büyük bir parçada da bu modeli çalışmıştım. Hemen şöyle sizlere onu da göstermek istiyorum. Harika bir model oldu. Böyle durduğuna bakmayın. Ütü bastığınızda mesela koton iple bluz ördünüz. Şöyle ütü bastığınızda çok güzel ve dökümlü duruyor. Şimdi bu modelden neler yapabilirsiniz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Bu modelden çok güzel hırka yapabilirsiniz. Bluz yapımında kullanabilirsiniz. Koton iplerle yaptığınız takdirde. Böyle bebe yünleriyle yaparsanız da atkılarınızda şallarınızda kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.